kızma. Bırak, bırak. Ak kız. Batugahan, iyi olacak mıyız? Yaralarımız sağlayacak mı? Sağlayacak elbet. Sen hiç sağlamayan yara gördün mü?
tutkun. O kızım. Tıpkı doğduğun gün gibi kokarsın. Tıpkı seni ağaca sakladığım gün gibi kokarsın. Canımın yarısı, ah kızım. Düşlerimden daha güzelsin. Eğer anam değilse... seni öldürürüm. İpek, ne oldu? Öldü. Öldü Onaycan.
Kızım öldü kızım. Bu ellerimle ateşe attım onun cansız bedenini. Tam yok ettiğimiz günün sabahı can vermiş. İlahi. Acaba Gök Tengri'm bana ceza mı verdi olacak? İpek. Gök Tengri kut verdi ağanı koruduğun için. Sana ceza verir mi hiç? Bak. Eğer yüreğini azıcık ferahlatacaksan Batuga denen o asinin canı ya alındı ya da alınacak. Gerçekten mi? Madem İlay, Gök Ağanını yere çalmaya çalışan o eksik uğursuzun canını almak uğruna canından oldu. O zaman şimdi uçma varmıştır. Sana andolsun ki Batuga da tamam dayanacak. Yemek. Haydi şimdi. Benimle birlikte Gök Tengri'ye alkışınız. Haydi. Mavi göğü, Yağız yeri, bilge suyu kollayan Tengrim. Toprağı, ateşi, suyu kutsal kılan Tengrim. Senin aksak kıldığın atasını çiğner olmuş. Ben de onun yurdunu çiğnedim. Senin yarım kıldığın eline kılıç almış. Sen de onun kılıcını yere çal Tengrim. Senin eksik kıldığın tahta göz dikmiş. Sen de onun gözünü kana çal, toprağa çal Tengrim. Kut verdiğin hanı korumak uğruna aldığım canlar için ruhumu bağışla. Düşmanlarımın yüzünü ayan, tuzaklarını açık et. Birliğimi, dirliğimi korumaya yardım et Tengrim. Yardım et. Çiçek. Baba. Uyandın. Tengrim'e alkışlar olsun. Bana. Ne? Ne dersin? Batuva'yı getir. Ölmeden onunla konuşmam gerek. Batuga'yı istersin. Irmağa su almaya gitti. Bana Batuga'yı getir. Tılsım. Tuzağı ben kurmadım. Çile.
Anlaşmadım. Taizo, senin ismini vermiş. Tuzağı var Göbek'le kurduk. Ama o buyu Balamir'den alırdı demiş. Vargın'ı kimden buyruk aldığını biliyorum. Madoga'yı getir. Babam uyandı. Gözünüz aydın. Darısı Çolpan Hanım'ı. Batuga'yı ister. Geldi mi Irmak'tan? Gelmedi daha. Kırçıçek Bikem. Kırçıçek Bikem nereye? Durun siz. Biz ünleriz. Siz babamların başında durun. Onları savunmasız bırakmayın. Su bitti. Babamın da Çolpan Han'da dudakları kurudu. İyi. Ben ırmağa su almaya gideyim. Ben de geleyim hanım. İki kovayı da dolduralım. Akkız. Hele bir gel. Hadi. Akkız. Bu kadını babamın elinden kaçırdık ama. Batugaların yanına götürmeden
Anan olup olmadığından emin olmamız lazım. Balamir'le Çolpan'ın yaşadığını herkesten saklarız. Eğer bu kadın anan değil de... Çaşıtsa dersiniz. Bak kız. Bak. Seni üzmeyi hiç istemem. Ama... Çolpan'ın canını da tanımadığım birinin eline bırakmam. Üzmezsiniz. Yok, doğru dersiniz. Dediklerini bir doğrulamak gerek. Hem Künata'yı yitirince işte daha çok heves ettim anamdır diye. Ananım zaten. Beni istediğiniz kadar sınarsınız. Ama şimdi sırası değil, gelenler var. Ben bir şey duymam. Göğü dinlersin de ondan. Yeri dinleyeceksin. Gel. Kulağını yere dayayacağım. Epey uzaktalar. Beş. Belki altı atlı. Biri cebe yürür, duydun mu? Her adımda işit olmayan üç nal sesi var. Duydum. Binicisi hep zırhlıymış, ağırmış. Atta cebe yürümeyi öğrenmiş. Sen köle değil miydin? Atlarla ilgili bu kadar çok şey nereden bilirsin? Köle olmadan önce Kruka'nın en iyi at çobanıydım ben. Baban anlatmadı mı? Ha? O ot şimdi karın ağrısını hemen geçirecek. Nereden bilirsin baba? Anan Kuruka'nın en iyi at çobanıydı ya. Ondan öğrendim işte ak kız. Can kız. Doğru der. Babam anlatırdı. Şimdi sorguyu bırakın da bu peşimizden gelenler uğru mudur, yolcu mudur? Öyle geçip giden birileri midir yoksa ardımızdan mı gelirler? Bilmek gerek. Şu zırhlı, binicisi ağır olan at. Akdurgu atıdır. Her at cebe yürümeyi öğrenemez. Bir tek Akdurgu atı öğrenebilir. Akdurgu atı. Babamın atıdır.
Madem Alpagohan kendi ayağıyla gelir, öcümüzü almanın vaktidir. Sırma, Yaman, pusu kurun. Sen de onlarla git. Saltuk, sen karşıya geçesin. Sen ne durursun? Öc alıp kıymak istediğin an babamdır. Atam. Alpagohan hem öz atama hem kün atama kıydı. Dağı ağacından sildi. Hem dağın hem kün atanın öcünü alacağız. Hak kız haklı. Yere çaldığı çolpan da can çekişir. Uyandığı vakit niye öcümü almadınız demeyecek mi? Öz hakkınızdır. Ama babama pusu kurdurtmam. Alpagohan'la birebir dövüşeceksen o olur. Kılıcıma davranmam. Batısına dönmüşler. Sen buradan. Hey. Sen. Gökmenler, siz karışmayın. Anamla özlem giderdin. Şimdi de öleyim mi dersin? Yeter. Baba.
yeter. Bütün dağların canına kıydın. Kalan dağları da mı öldüreceksin? Sen ne dersin Timur? Han kişi düğün günü yurt basar mı? Düğün günü yurt basmak mı? Sen de can bırakmadın. Omuzda baş bırakmadın. Gebe demedin. Bala demedin. Dağın bütün kanını akıttın. Şimdi ben de senin kanını bu toprağa akıtacağım Alpa Gohan. Dağın kanını ben akıtmadım. Ne dersin? Ben yasınızın bitmesini beklerdim. Batuga baş kaldırırsa saldıracaktım. Düğün günü saldırmam. Çolpan Ağa'nı yere çaldın. Akkız'ın danlısını kaçırdın hanım. Niye düğünümde saldırmayasın ki? Hanınız yurdumu bölmeye kalktı. Ben de cezasını verdim. Sen de devletin tuzunu çaldın. Pazarlık için ananı kaçırdım. Ben törenin kılıcıyım. Kim ki töreye karşı gelir canını alırım. Benim kılıcım gebeye kalkmaz, balayı kesmez. Dağın gökten başka düşmanı yoktu. Hele Künatan'ın hiç düşmanı yoktu. Künatan'ın da mı canını aldılar? Aldılar. Bir biz. Bir de o gece obada olmayan dağbanlar sağdır. Geri kalan kimse yok. Yaranız sağ olsun. Bana baş kaldırsanız da dağ benim omuzlarımdadır. Andolsun. Kim boyunuza kıydıysa ben de bulup ona kıyacağım. Akkız. Ulayacağım. Beni çağırmışsınız. Aldakçı başından haber var mı? Dağ baskınında elinden kaçırdığı Batuga'yı bulup öldürebilmiş mi? Henüz bir haber gelmedi Ulayacağım. En son onun peşindeydi. Yalnız yakaladığı an öldürecekti. Başka bir haber gelmedi. Bütün dağı yok edip asıl öldürmeniz gereken adamı sağ bıraktınız. O aldakçı başı Batuga'nın üreğini bana getirmezse hepinizin üreğini ben sökeceğim. Kuzubek. Bu dağ baskını ve Batuga'nın ölümü. Üstümüze kalmaması için gerekenler yapıldı mı? Yaptık Ulayacağım. Kaya yapkım her şeyi ayarladı. İyi. Aldakçı başından haber gelir gelmez suçlu ortaya çıksın o zaman. Alpa Gohan da cezasını versin. Kinsel'e hatunum. Hani dağ obasına İlay öldü. İpek belki bizim tarafa geçer konuşalım mı diye bir tık göndermiştiniz ya. Evet.
Şahin'le birlikte bir tık geri döndü. Bu nasıl olur? Şahin bitiği ulaştırmadan nasıl geri döner? Şahin'den bitiği alacak biri yoksa geri döner ancak Günseli Hatun. Bu ne demek olur? Bilmem. Ama içimde olumsuz bir his var. Daha bir atlı gönder. Batugahan iyi mi baksın? Gökten gizlediklerimiz var. Ondan seni böyle getirdik. Kusura bakma. Kusura bakmadım. Hadi gel, seni Batuga ile tanıştırayım. Batuga? Babamla yazgınızı bağlayan düğün var ya. Gökhan'la Tılsım Biken'in düğünü. Onların oğlu. Senin de yavukluk mu? Ne diye öyle dersin? Han oğlundan adıyla söz edersin. Batuga dersin. Ondan yavukluğun sandın. Ben bir kemiğim de yavuklum mu dersin? Hem dağın hem göğün oğludur. Göğün yok ettiği dağın da hanıdır. Ondan. Haydi. Batuga. Han nerede? Hanımız. Haydi tutsun. Batugay'la tutkun yoklar. Sen ne dersin? Kan vardı. Birileri ceset sürüklemiş gibiydi. Ne dersin sen? Ne dersin kız çiçek? Onlara bir şey olmuş. Batugay'a bir şey olmuş. Kız çiçek bir kere ne oldu? De hele. Babam uyandı. Tılsım tuzak kuranı. Varga'ya buyruk vereni bilirim dedi. Git Batuga'yı çağır dedi. Sonra ırmak yolunda bu kovaları buldum. Giderken ellerindeydi. Su getireceklerdi. Sonra bir baktım. Yer göl gibi kan. Çibenler ezilmişti. Kanlıydı. Ceset sürüklenmiş gibiydi. Bizleri takip ettim. Irmak kenarında bitiyor. Batuga. Geldi mi? Batuga kayıp. Tılsım Bike'ye tuzak kuranla Varga'ya buyruk vereni bilirim demişsin. Ulay Ece. Ulay Ece. Nereden bilirsin? Varga. Ulay Ece sevdalıydı. Vera. Daha köleyken Varg ona tutuldu. Sonra Alpagu Vera ile evlendi. Varg'ı sevdasından geçer sandım. Bana bağlı sandım. Varg benden buyruk almadıysa
olayı Ece'den almıştır. Ya suya attılarsa? Kokuyu kaybetti. Su kokuyu saklar. İki kişi sürüklenmiş. Biri daha ağır gibi. Toprak fazla ezilmiş. Bu tutkun. Bu Batuka mı? Akıntı var. Kızılyan'a doğru arayalım. Eğer ölmüşlerse... Ölmediler. Ölmediler. Bütün bir ırmak boyunu aramak için çok adam gerek. Sırma, sağ kalan dağbanları, altları alın gelin. Saltuk, Yaman, Temur, siz şelale tarafına çıkın. Biz bu yandan arayacağız. Batuga! Haydi! Batuga! Batuga! Tutkun! Tutkun Hatun! Batuga! Batuga Han! Batuga! Batuga! Tutkun! Tutkun Hatun! Batuga! Tutkun Hatun! Batuga! Tutkun! Tutkun Hatun! Batuga! Tutkun Hatun! Batuga! Batuga Hanım! Tutkun! Batuga!
Tutkun! Tutkun ufacık bir şeylik mi? Böyle mi uyuyacaksın? Uyan! Uyan Tutkun, uyan! Tutkun! Tutkun! Tutkun uyan! Tekin'im! Tekin'im! Hayır, hayır! Tutkun şu an varmış. Öyle deme. Öyle deme Saltuk, öyle deme. Öyle deme, uyanacak. Öyle deme, uyanacak o. Bak, bak canı telindedi. Bak. Tutkun hadi uyan. Hadi uyan. Uyan Tutkun. Uyan, beni bırakma Tutkun. Bırakma. Tutkun'um, beni bırakma. Tutkun'um. Hoş geldin hanım. Gece gelmeyince merak ettim. Ne yaptın? Alabildin mi tuzları? Kuzu Bey, ben de gel. Acun'un dört bir yanına çaşıt salın. Dağ obasını kim yok etti öğrenin. Bana haber getirin. Hemen! Hanım, neler olur? Dağ obasını düğünde kanı bulamışlar. Aldakçı kılığında girip herkesi uyutmuşlar. Taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmamışlar. Herkesi kesmişler. Gebelere, balalara kıymışlar. Yonatay'ı da öldürmüşler. Dağa gittim. Dağ diye bir yer yok gayrı. Kim yaptı öğrenin. Sonra ben ona kıyayım. Haydi! Hanım, gelmeniz gerek. Sur kapısına gelmiş. Ben Han'ın ölüm yarlığı verdiği pençeyim demiş. Teslim olmuş.
Batuga yok. Bulmama yardım et. Sonra istersen canımı alırsın. Sen ne dersin bak kız? Dün biz seninle savaşırken Tutkun'la Batuga ırmağa su almaya gitmişler. Tutkun'un ölüsünü bulduk. Batuga yok. Yardım et. Bak kız. Bak kız. Teginim. Kurgan hazır.
Uçmakta beni bekle, olur mu? Sen uyurken bunlar oldu işte. Baba. Sen okula vurulanda bana bir şey dedin. Ama sözünü bitiremeden kendinden geçtin. Hiç aklımdan çıkmaz. Seni bağışladım mı diyecektim. Oğul düşmeyen otağıma doğdun. Peşiğini beledim. Elimle besledim. Omzumda eğledim. Ama sen... beni sırtımdan hançerledin. Yani... bağışlamazsın. Aynı. Az beni dışarı çıkar. Soluğum... kan kokusundan tıkandı. İyi misin? Bu kimdir? Babam. Bu da Alaca Hatun. Sana anlatmıştım ya. Bak, kızın anasıyım der. Sağ olduğunuzu saklarsınız da anayım diyene kucak açarsınız. Ya Alpagun'un ya da Ulu Ece'nin çaşıdıysa ya öterse. Onun için Hacer'le Öktem'in başına diktik ya. Burada kızını bekler. Bizden habersiz soluk bile alamaz. Değil ki ötsün. Sen de soluğun kesilsin istemezsin değil mi?
Anlaşılan. Şartlarım var. Bana kalsa koşulsuz soluğunu keserim de Batuga Hanım yaşamanı ister. Şimdilik. Ama Çulvan uyandığı vakit dağ obasının yok olduğunu öğrenecek. Tutkunun öldüğünü öğrenecek. Batuga'nın kaybolduğunu öğrenecek. Öç ateşiyle yanacak. Eğer onun ateşini harlarsan, eğer onun acısını kullanmaya kalkışırsan, han buyruğu falan dinlemem. Keserim soluğunu. Anladın mı? Çulpan. Öyle bir iyileşsin de bakarız. Ölür gibi görürüm. Ne yaparsın? Günler yine yolandı. Uyan artık iki gözüm. Temur tutkunu kurgana koyduğundan beri sessizlikten. Uyan artık. Uyan. Uyan. Tutkun. Tutkun'a ne oldu? Çulpan. Uyandın. Ne oldu? Tutkun'a. Önce bir iyi ol. Sonra. Sen ölürken çok şey oldu Çolpan. Kötü şeyler. Kötü şeyler oldu. Ne oldu? Ne oldu? Batuga kayıp. Tutkun öldü.
Herkes öldü. Dağ artık yok Çolpan. Dağ artık yok. Tuzlu ayran güç verir. İç. Kaç gündür lokma yemedin? Obam yok edildiğinden beri. Sağ kalan da abanlar, biz. Gün geceye, gece güne olanana kadar her yere baktık. Yok. Irmak'ta akıntı da var. Kuzubek. Derhal 5 bölük alt çıkar. Irmak boyuna karış karış bakılsın. İbek. Hanım. Akkız'a köylü urbası verin. Aldakçılar hanına tebdil gidelim. Bakalım dağ toyunu basan albız orada mıymış? Baş üstüne hanım. Hanım, koskoca Kaan hanlarda aldakçı başımı arayacak. Hatun, koskoca Kaan'ın koskoca han oğlu kayıp. Tamada bile olsa ararım. Burada soyunursun. Kızını yitirmişsin. Canıma değsin mi dersin? Yaran sağ olsun derim. Sağ ol. Seni avlu kapısında görünce aklım çıktı. Alpagoan töreyi uygulasaydı kellen giderdi. Alpagoan dün dağı basını bulacağını and içti. Ona güvenip geldim. Güvenmesem de gelirdim. Çünkü Batuga'nın nerede olduğunu bu saraydan biri bilir. Kim? Ulu Ece. Ne?
Balamur uyandı. Der ki Vargıbek eskiden Ulayca'ya sevdalıymış. Çin'le anlaşıp Tılsımbike'ye tuzak kuran o olabilir der. Gök Tengri'm. Doğru ya. Tılsımbike'nin ortadan kalkmasını kim ister? Ulayıcı. Batuga Han bu ihaneti ortaya çıkarması diye onu kim öldürmek ister? Ulayıcı. Bunu hanımıza dememiz gerek. Diyeceğiz, diyeceğiz. Ama ben öylece koskoca Gök Sarayı'nın Ulayıcısını suçlayamam. Belki Alpago Han'la Batuga'yı ararken aklına şüphe düşürmek için fırsatım olur. Yibeyinde kızı ölmüş. Belki Ulayıcı'ya ihanet eder. Siz de biraz zorlarsınız. Seni albıs. Ben de derim bu deli sarayı niye bastı? Meğer Ulayıcı'yı yere çalacakmış. Batuga'yı kurtarmak için Ulayıcı'yı yere çalmamız şart. Başka şansımız yok. Bulacağız. Ama umarım sağ buluruz. Sağ. Başka türlü olsa ben bilirdim. Sağ. Sağ. Bence de sağ. Ama biz de sağ kalalım. Ulayıcı bu. Erlik Ağa'nın dokuz semerli boğasının kuyruğuna dokuz düğüm atar da Erlik Ağa'nın kendisi gelse ayıramaz. Akıllı olun. Ondan kuşkulandığınızı anlamasın yoksa... Siz varın ırmak boyuna. Aramaya başlayın. Ben yetişeceğim. Haydi. Alpago kızla birlikte Aldakçılar Hanı'na gidecek. Aldakçı başını bulamazlar. Ortalıkta yok. Batuga Tengri'yi öldürüp saklanmış olmalı. Aldakçı başı ortalıkta yok. Ama adamlarından biri ortalıkta olabilir. Onlardan biri bile Gökbenlerden buyruk aldık derse... ben biterim. Sen de bitersin Kuzubek. Alpago gitmeden oraya varasın. Düğüne giden kaç tane aldakçı varsa hepsinin canını alasın. Baş üstüne olacağım. Üzerinde ölüm yarlığı varken kelleni koltuğuna alıp Göksaray'a gelmen büyük cesaret. Bu kadar mı çok seversin Göğün eksik Tegin'ini? Gayrı o Gök Tegin'i değil, Dağ Hanı'dır. Gayrı Dağ diye bir yer kalmadı diye duydum ama... Hanı mı varmış? Gerçi Hanı da var mı yok mu, o da bilinmez. İçimde bir his.
ölmüş gibi. Ulayacağım. Siz bu çapulcuyla yalnız mı kaldınız? Ne edeceği belli olmaz bunun. Geç sen şöyle. Geç. Dışarıda bekle Alpago Ağa'nı. Haydi. Hacer. Ben Irmak boyuna giderim. Gözünü ayırma. Sağ olsun çoban. Yurdunu kaybetmek nedir bilirim. Batuga yakında bulunacak. Kurtulacak. İnan. Ne olacak? Bir daha mı öldürme deneyeceksin? Ya burada birbirimizi öldüreceğiz. Ya da ortak düşmanımızdan öcümüzü alacağız. Hangisi? Birbirinizi kesseniz kan akmaz. İkinizde de dökülecek kan kalmamış. Geyik ciğeri getirdim. Kan yapar. Senin etin dışarıda. Soğumaz. Bu çolpanın. Sen kimsin? Evren Alp senden çok söz ederdi. Kızımız Çolpan Bike gibi iyi bir savaşçı olsun derdi. Sen. Ah kızım. Anası mısın? Thank you.
Kapıyı ağlasa iyiydi. Çok sessiz. Ne ağlar ne aykırır. Batugan orada değil işte ama delirmiş gibi arar. Sanki aklını da tutkunla birlikte kurganda bıraktı. Aldakçıları kimi tuttuğunu düşünür müsün? Balamir yaşayaydı. O yaptı derdim. Batugan'ın tek düşmanı Balamir midir? Ne demek istersin? Ulu Ece de sevmez Batugan'ı. Sana da pek düşkün hanım. Boy beklerine boyun eğmeyen yayı görür, yazı göremez diye haber göndermiştin. Onlar da gelip hemen boyun eğdiler. Batugan. Yasını bitirip yazı göremez değil mi hanım? O da hain. Sağ mı bırakacaksın? Sana kin tutar Alpago. Sen ne dersin? Elinde kanıt olmadan göğünecesini nasıl suçlarsın? Niye gücenirsin? Hanım. Bir sahte biteye bakar. Kızım ülkemizde öyle öldürmedin mi? Şimdi kanıt olmadan Ulu Ece'nin canını alırsam için rahat eder mi? Kanıtsız kimin canını alırsan al. İçim rahat etmez. Ben sadece Batugan'ı... Düşünürsün. Ben de düşünürüm. Düşünür müsün gerçekten? Elbette. Haydi bulalım şu aldakçıyı. Thank you.
Gelin bakalım benimle. Yaşar sizi bekler. Buldun mu Yaşar? Haydi. Çalayın, önden dolan. Taraftan geçmedi. Çalayır. Orada kapısına git. Kimse dışarı çıkmayacak. Açıl, açıl. Çek, çek, çek. Açıl. Aç. Aç. Kaçırdım. Kaçırdım elimden. Hanım. Bu adam tek şansımızdı. Batuga'yı bulmak için tek şansımızdı.
Şimdi nereye bakarız Batuga için? Hakkız. Bilsek saraya dönmezdik. Ulayacağı mı sıkıştırsanız? O asi. Alpagon. Batuga seni yok etmeden durmayacak, görmez misin? Şimdi bir de daha han olmuş. Peki. Sorgulayacağım. Neler olur burada? Kim bunlar? Kaya, sen Batı Gökhanlığında değil miydin? Niye döndün? Geldim han babam. Çünkü dağın basıldığını işitince çaşıtlarıma haber etmiştim. Bu adamları dağ yolu kenarında bir hendekte bulmuşlar. Dediklerine göre dağ düğünlerini bu aldakçılar ünlenirmiş. Tanır mısın? Aldakçı başa durmuş bu. Tilbe düğün için onları ünlediklerini... ama çiçek olunca başkalarının geldiğini söyledi. Görünen o ki... pusuyu kuran dağ aldakçılarını öldürüp... yerine kendi adamlarını koymuş. Onlar da yurdunu yok edip Batuga'yı öldürdüler. Sağ. Kayıp ama sağdır. Evet. Hepimizin tek dileği bu. Ha babam. Şu oklara bakasın. Çin oku bu. Çin mi yapmış? Dağı yıkan, Batuga'yı alan Çin midir? Öyle görünür. O rahip bozuntusunu öldürecektin Alpago. Gözüne mil çekmek yetmemiş demek ki. Mecin. Hanım. Beni çağırmışsın Kaya'ya Abugu. Nereye götürdünüz Batuga'yı? Ne yaptınız? Neden bana sorarsın? Bak şu adamlara. Bu aldakçıların hepsi Çin okuyla öldürülmüş. Sizin oyununuz bu değil mi? Dağa bastınız. Bütün bir obayı yok ettiniz. Sonra Batuga'yı da ortadan kaldırdınız. Bir oka bakarak mı beni suçlarsınız Kaya Yapgun? Seni suçlamayız Meijin. Taizu'yu suçlarız. Hanım. Öfkenizi anlarım. Ama bu işi Çin yapmış olamaz. Nereden bilirsin? Çünkü bu suçu Çin adına Taizu işleseydi bir okla yakalanmazdı. Benden öc aldığını göstermek istiyorsa yakalanır. Çık git. Gözüm görmesin.
Ulu Ece. Ulu Ece yaptı bilirim. Yaptı, Çin'in üstüne attı o albıs. Taht odasında Mecin'i az kalsın öldürecektin. O yapmadıysa neden bu kadar üstüne gittin? Ulu Ece oyununa inandık sansın. Rahatlasın, hata yapsın diye. Belki bir kanıt buluruz. Nasıl bir kanıt? Bilmem. Bu kanıt mıdır? Bu Ulu Ece'nin yüzü. Bargın üstünde buldum. Kendini astığı gün. Buldunuz mu Batuka'yı? Ne dirisini, ne de ölüsünü. Bulamadınız mı? Temurlar hala ararlar. Alpago 5/6 çıkarmış. Buralarda ise buluruz. Hem belki Akkız saraydan bir ipucu bulur. Saltuk'um. Dağ obasını görmek isterim. Öfkeni bilemek için mi istersin, ha? Diyesin hala. Onun için mi dağ obasına gitmek istersin? Seni oraya götürmem. Bunu aklından çıkar. Saltuk. Sultan. Olmaz. Sen uyurken benim ömrümden ömür gitti. Ne seni oraya çıkarır? Alpagoan'ın hedefi yaparım. Ne de yeni bir öcün peşinde koşmana razı olurum. Olmaz. Saltuk. Olmaz, olmaz. Künata derdi ki, insan yazgısını yenmek isterse önce ona katlanmayı bilmeli. Ben de hem de onun yokluğuna katlanmaya çalışırım. Ama çok zor Batuka. Sensiz çok zor. Karar almak, adım atmak, nefes almak çok zor. Neredesin bilmem. İyi misin bilmem. Ama sağsın yazgımın yarısı. Sağsın bilirim. Thank you.
Sağ mıdır? Sağ. Bir yanda sevdiğinin canını alan han, diğer yanda sevdiğinin canına can veren dağ kızı. Atıga bana gerçekleri anlattıktan sonra tılsımı düşümde gördüm. Bana dedi ki, sen de bir kılıcınla can alırken oğlum tahta kılıcıyla can verecek. Verir. Senin adam boğduğun iple oğlum salıncaklar kuracak. Kurar. Ondan sonra düşündüm. Batuga ben olsa, sen tılsım olsan, Batuga canını alır mıydı? Almazdı. Dinlerdi. İnanırdı. Hanlığın yükü ağırdır. Vicdanın yükünü taşırsın ama tacın, oturduğun tahtın yükünü taşımak ağırdır. Siz henüz bunu bilmezsiniz. Vicdanının yükünü taşımak kolay oldu mu hanım? Yok. Hiç kolay olmadı. Eğer Batuga sağsa. Sağ. Batuga'yı bulalım. Sonra saraya dönün. Nasıl? Batuga han değil. Ham. Pişmesi, olgunlaşması gerek. Benim yanımda dursun. Hanlığı iyice öğrensin. Olgunlaşsın. Sonra kurultay seçerse gelsin tahtıma otursun. Hanım sen ne dersin? Öyle. Ben oğlumu saraydan kovdum. Ölüm yarlığı verdim. Ona sahip çıkmadım diye düşmanlarıma gün yüzü doğdu. Tek kanatlı bir kartalı yırtıcı sırtlanların önüne attım. Han olunca babalığı unuttum. Saraya dönün. Onu Batuga Hanım bilir. Ben karar veremem. Ama belki sen bazı kararlar verirsin hanım. Ulu Ece'nin yüzüğü kendine asan vargının üstünden çıkmış. Saltuk dağa gittiğini öğrenir de kızar diye endişeliysen, gün batana kadar Batuga'yı arayacaklar. Bilirim. Ben yol attım aramaya yeğenime. Kandaşım bu sefer çok ileri gitti. Çoluk çocuk demeden bir boy yok edilir mi hiç? Amcam ben yapmadım demişim ama. Sen de inandın değil mi? Ne diyecek? Eşikteki balayı, eşikteki sebeyi kana buladım mı diyecek? Amcanın dağ olan husumetini tüm acım bilir. Thank you.
Hoş gelmişsin Yurdan yeğenim. Hoş buldum. Seneler evvel de böyle dağıtmıştı dağ obasını. Uyru'nun organlarının yerini biliyorsan ziyaret edebilirsin. Yurdumu bir an ettin. Yurduna kıran girsin Alpagoğan. Sen benden çok canlar aldın. Tek başına can verirsin Alpagoğan. Acıyı geçirmez. Ama insanın yüreğini hafifletir. Çolpan, yüreğini hafifletmek ister misin? Geldin. Elim boş geldim. Dolacak. İçime doğar. Batuga sağdır. Ben de öyle hissederim.
Hissederim. Bilirim herkes umudu kesmiş, ölüsünü arar. Ama ben bilirim ki sağdır. Kızım. Ölse şu anda hissedersin. Alpagoan bana evdeşini öldürdüm dediğinde sanki yıllardır hissettiğim ama itiraf edemediğim şeyi doğrulamıştı. Uyur mu herkes? Sessiz. Yok. Balamir'le Kırçiçek Çolpan'ı dağ basına götürdü. Yıkık obada ne işleri var? Çünkü Balamir kişilerin en kanayan yerini gagalayan akbaba gibi. Kırçiçek de yel değirmeni gibi. Rüzgar nereden eserse o tarafa döner yüzünü. Çok iyi anlattın ikisini de. Saltuk sevdiklerine çok sadık. Onu nereden anladın? Sizi o kadar çok sever ki size zarar vermemden korkar. O yüzden hep benden kuşku duyar. İnsanları iyi tanır gibisin. Köle olan insan konuşamaz ama çok iyi dinler. Konuşunca kendini, susunca herkesi dinlersin. Köleyken çok dinledim. Batuka da öyle der. Ne der? Kişi konuşunca kendini, susunca herkesi dinlermiş. İyi anlaşırsınız. Haydi. Bul getir de anlaşalım. Börte! Gel oğlum. Gel. Temurtaginim, iyi misin? Alpagoan da alplarını gönderdi. Bütün ırmak boyunu ararlar. Bulacağız, merak etme. Batuga'yı bulsak daha iyi olur musun? Bulacağız.
Canik. Biraz hamur mayalayın da koyasa yaparsınız. Akşam bunlar yetmez. İpek, sen niye iş görürsün? Yastasın. İyi geliyor Çalayır. Başka türlü aklımı oyalayamam. Sen de haklısın. Evlat acısı pek yaman olmalı. İlay çok acı çekmemiştir umarım. Canik, nasıldı son anları? Ölen insanın son anları nasıl olur Çalayır? Ağır olur, haklısın. Keşke Sarı Türk'ü şubasına ilah değil de ben gitseydim İpek. Bana bulaşırdı da kızın sağ kalırdı. Bu çiçek salgınını yurdumuza kim bulaştırdıysa kahrolsun. İlahımızı aldı elimizden. Selahat. Yibe'nin yanından gelirim. Çabuk söyle Çalayır. Ulayıcı çağırdı. Az biraz daha uğraşsam İpek yanımıza geçecek gibi Günsel Hatun. Belli. Ulayıcı'yı içten içe suçlar. Güzel. Sen yine de boş bırakma İpek'i. Ulayacağım. Beni çağırmışsınız. Günsel'i nasılsın? İyiyim Ulayacağım. Siz nasılsınız? Onu demiyorum Günsel'i. Gebe misin değil misin? Bilmem ki Ulayacağım. Kaya bu sabah yola çıktı. Gebe değilsen Batı Gökkanlığı'na doğru yola düş. Evdeşini yalnız bırakma. Ama Ulayacağım, eğer gebeysem yola çıkmam bebek için iyi olmaz. Birkaç gün daha mı beklesek? Gayrı beklemek yetti. Kamkanın, bakasın. Günsel'i gebe midir, değil midir? Gebeysen burada kalırsın. Gebe değilsen Batı Gökkanlığı'na gidersin. Hanım.
Börte! Bir şey buldu. Börte! Tahta kılıç. Düşürdün mü, bilerek mi bıraktın? Benim bildiğim Batuga iz bırakır. Dokununcu kızıl yana bakar. Batuga! Batuga! Ak kız! Ağacın kavuğunda işaret var! İşaret bırakır. İşaret bırakır. Haydi! Haydi arayın! Batuga! Burada da vardır işaret. Haydi. Ah! Ağaçlar biter. Ne tarafa gitmiş olabilirler? Batuga'yı kaybettik. Neden kurtardın beni? Neden koydun beni buraya? Meclis'in cevap ver! İmparator babamın emri.